Merhabalar arkadaşlar, El İşi Dişlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda farklı bir model kalp öreceğiz. İster anahtarlık olarak kullanın, isterseniz süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Ben bu videoda kalbimizi öreceğim. Bir diğer videoda güzel bir duvar süsü yapacağız beraber. Kanalımda iki farklı model daha var arkadaşlar. Normal yine amigurumi ipiyle bir kalp anahtarlık örmüştüm. Ondan da duvar süsü yapmıştım. Bir de kadife ipten. Yine tarifin sayıları farklı. Onu da anahtarlık boyutunda ördüm. Açıklama kısmına bırakacağım. Göz atmak isterseniz, onları da örmek isterseniz videomu açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu şekilde iki tane kalbimiz var. Şimdi kullanacağımız malzemelere geçelim. Sonrasında da yapımına başlayacağız. Bugünkünü pembe renkte yapacağım. 2,5 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Makasım var. İç dolgusu için yine boncuk elyaf kullanacağız. Malzemelerimiz bu kadar. Bu kullandığım ipler Nako Pırlanta'nın ipleri. Elimde olan ipleri değerlendiriyorum. Siz istediğiniz renk ve istediğiniz markada ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraları bir düzenleyeyim. Biraz ekranı da yaklaştırayım. Yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, kalbimizin yapımına başlayabiliriz. Öncelikle işimiz zincir çekmek arkadaşlar. Tığla yapmayayım, çok hızlı yapıyorum. Görünmeyebilir net. İpimi bu şekilde baş ve orta parmağımla tuttum, bırakmıyorum. Bu parmağımla, işaret parmağımla bir kendi etrafında çevirdim. Ve bu çarpı olan kısmına arkadaşlar bu iki parmağımı koydum. O kısmı bırakmayın. Şimdi tığımı içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde ipimizi içinden geçirdik. Ve bir zincir çekiyorum. Ve ipimi çekiyorum arkadaşlar. Şu an bir tane zincirim var. İki tane zincir çekeceğiz. İkinciyi de çektim. Şimdi ilk sıramızda ortadaki yani ilk zincirimizde bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu bizim birinci sıramız. Eğer sıra olarak takip etmek isterseniz arkadaşlar, birinci sıramızda bir tane sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Bu sık iğnemin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çektim. Çeviriyorum örgümü. Bu iki tane sık iğnemin içerisine çift batacağım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi mantığını anlatayım arkadaşlar. Bu bizim üçüncü sıramızdı. Üçüncü sıramızı tamamladık. Sıra sonlarında zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Başlangıçtaki ve sondaki sık iğnemize çift batıyoruz. Ta ki toplam sık iğnemiz bizim 22 tane olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Baştaki sık iğneme çift batıyorum. İki tane yaptık. Ortadakilere tek batıyorum. Sondakine çift batıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Şu an bizim 6 tane sık iğnemiz var. Diğer tarafı çeviriyoruz. 5. sıradayız. Bu sıramızda toplam 8 tane sık iğnemiz olacak. Baştakine çift batıyorum. Ortadakileri sadece tek batarak örüyoruz. Sondakine çift batıyorum. Altıncı sıradayız. Bu sıramızda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak. Yine çift battım baştakine. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son sık iğnemize çift batıyoruz. Bir zincir çektim. Çeviriyorum örgümü.
Ve sonuncu sık iğnemize çift batarak tamamladık. Evet arkadaşlar, 7. sıramızı tamamlamış olduk. 8, 10, 12. 7. sıramızda toplam 12 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir zincir çekelim. 8. sıradayız. 14 tane sık iğnemiz olacak. Her sırada 2 tane arttırma yapmış oluyoruz. Bir zincir çekelim. Şimdi 9. sıradayız. Sıra sonunda bizim 16 tane sık iğnemiz olacak. Yapalım. Onuncu sıradayız. 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Yine başlangıçtakini çift batarak başlıyoruz. Diğerlerine tek batıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Bir zincir çektik. 11. sıramızda 20 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Yine sıra başında çift batarak başladık. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. 12. sıradayız. 22 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Yine başta arttırmamızı yapalım. Evet arkadaşlar, 12. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi bir sıra artırma eksiltmemiz yok. Sadece öreceğiz. 22 tane sık iğne yapıyoruz. Yine sıra sonunda bir zincirimizi çekelim. Örgümüzü çevirdik. Bütün sık iğnelerimize tek batıyoruz. Bu bizim 13. sıramız arkadaşlar. Bir sıra sadece 22 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. 14. sıradayız. Artırma yapıyoruz yine başta ve sonda. Toplam sıra sonunda bizim 24 tane sık iğnemiz olacak. Çift battım ilk sık iğneme, sonra tek örüyoruz.
Sonuncu sık iğnemizi yine çift yaparak tamamladık. Toplam 24 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 15. sıradayız. Bu sıramızda da arttırma eksiltmemiz yok. 24 tane sık iğne öreceğiz. Tek batıyoruz bütün sık iğnelerimize. Arttırma yapmıyoruz bu sıramızda arkadaşlar. Sonuncuya da battık. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 16. sıradayız. Burada kalbimizin bu iki parçalı bölümünü yapacağız. 12 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz sonlarda. Tek batarak sayıyoruz. Şimdi bir zincir çekmiştik. Döndürdük örgümüzü. Sayıyoruz sırayla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Önce bu kısmını öreceğiz. Şimdi bir zincir çekelim. Geriye dönüyoruz arkadaşlar. Bir sıra yine artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 17. sıramız bu. Sık iğnelerimize tek batıyoruz. Toplam 12 tane sık iğne örüyoruz şu an. Sıra sonlarında zincir çekerek devam ediyoruz hep. Sıramızı tamamladık. Bir zincir çektik. Dönüyoruz tekrar. Şimdi başlangıçta ve sonda birer eksiltme yapacağız. Artık daralması gerekiyor kalbimizin üst kısmı. Şimdi zincir çektim, dönüyorum. Birinci sık iğnemden ilmek geçirdim. İkinci sık iğnemden ilmek geçirdim. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden birleştiriyorum. Bir eksiltmeyi burada yaptık. Aradaki sık iğneleri örüyoruz. Bu bizim 18. sıramız. Toplam 10 tane sık iğnemiz kalacak. Ortadakileri tek batarak örüyoruz arkadaşlar. Sonda 2 tane sık iğnem kaldı. Yine ilmek geçiriyorum içlerinden ve üçünü birden birleştirerek eksiltmemi yaptım. Toplam 10 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi 19. sıradayız. Sıra sonunda bizim 8 tane sık iğnemiz olacak. Yine başta ve sonda eksiltme yapıyoruz. Bir eksiltme yaptım. Aradaki sık iğneleri örüyoruz. Kalan 2 tane sık iğnem var. Eksiltmemi yapıyorum. Sıramızı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Yine çevirdim örgümü. 20. sıradayız. Bu sıramızda yine başta ve sonda eksiltme yapıyoruz. Toplam bizim 6 tane sık iğnemiz kalacak. Eksiltmemi yaptım. Örmeye devam ediyorum. Sondaki 2 tane sık iğnemde yine ilmek geçirerek eksiltmemizi yaptık. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki eksiltmelerimizle bu sıramız 4 tane sık iğne kalacak. 21. sıradayız. Eksiltmemizi yapalım. Tekrar eksiltiyoruz. Toplam 4 tane sık iğnemiz kaldı. Bir zincir çekelim. Çevirelim örgümüzü. Şimdi burada sadece eksiltme yapacağız. Toplam bu sıramızda 22. sırada 3 tane sık iğnemiz kalacak. Zincir çektik, örgümüzü çevirdik. Önce eksiltmemizi yapalım.
Bu 1, 2 ve 3 sık iğnemizi tamamladık. Sonda eksiltme yapmadık arkadaşlar. Başta yaptık sadece. Bir zincir çekiyorum. İlk parçamızı tamamladık. Şimdi kalan parçayı yapacağız. Bunun için bir tane zincir çekiyorum yine arkadaşlar. Bu şekilde parmağımla ipimi tuttum. Çeviriyorum. İçinden ilmek geçiriyorum ve zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektik. Şimdi bunu bu kalan 12'nin şu başlangıcına, şimdi bu kısım örülü. Şuradaki sık iğnemden ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne örüyorum bir tane. Çünkü bu kısımda sık iğne olması gerekiyor. Toplam 12 tane sık iğne öreceğiz. Bu sıramız hangisiydi arkadaşlar? 16. sıra. 16. sırayı bu sefer diğer parça için örüyoruz. Bu birinci sık iğnemiz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir zincir çektim. Çeviriyorum örgümü. 17. sıradayız. Bu sıramızda artırma eksiltme yapmadan yine bir sıra 12 tane sık iğne öreceğiz. Sık iğnelerimizin üzerine dolduruyoruz sadece. Bir zincir çektim. Örgümüzü çevirdik. Şimdi arkadaşlar 18. sıradayız. Her iki taraftan eksiltme yapıyorum. Toplam 10 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnemden ve ikincisinden ilmek geçirip hepsini birden birleştiriyorum. Eksiltmemi yaptım. Aradaki sık iğnelerimizi örüyoruz. Sonda kalan iki tane sık iğnemi de yine ilmek geçirerek eksiltmemizi yaptık. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. 19. sıradayız. Yine iki tane eksiltme yapıyoruz başlangıçta ve sonda. Toplam 8 tane sık iğnemiz kalacak. Eksiltmemi yaptım. Örmeye devam ediyorum. Sonda da eksiltmemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çevirdim. 20. sıradayız. Toplam 6 tane sık iğnemiz kalacak. Her iki taraftan yine eksiltme yapıyoruz. Başlangıçtaki eksiltmemizi yaptık. Şimdi sonunda yapıyoruz. Bir zincir çektim ve çeviriyorum örgümü. 21. sıradayız. Yine başta ve sonda eksiltme yapıyoruz. Toplam 4 tane sık iğnemiz kalacak. Eksiltmemizi yaptık. Tekrar eksiltme yapıyoruz sıra sonunda. Toplam 4 tane sık iğnemiz kaldı. Bir zincir çektim. Örgümüzü çeviriyoruz arkadaşlar. Bu orta kısımda eksiltme yapmıyoruz. 1 ve 2 tane sık iğnemizi ördük. Sondaki bu 2 sık iğnemizin birleştiriyoruz, eksiltme yapıyoruz. Toplam 3 tane sık iğnemiz kalmış oldu. 22. sıramızda bir zincir çekiyorum ve hatta ipimi kesmeyeyim, birleştirmesini yapacağız. Tam kesiyordum arkadaşlar. Zinciri de hatta çekmeyeyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bırakalım. Şimdi şu ipimi iç tarafa alacağım. Bundan bir tane daha öreceksiniz arkadaşlar.
Ben bir tanesini hazırlamıştım. Şimdi birleştirmesine geçeceğiz. Şu iplerimizi iç tarafa alalım. Evet, bu kadarlık yeterli. Zaten içinde kalacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir parça daha örmüştüm. Bu da bizim ikinci parçamız. Şimdi şu düzgün olan kısımlar, hangi yönünü seçtiyseniz arkadaşlar, ama ördüğümüz yönü devam ettirelim. Diğer tarafa iplerini geçirin. Evet, bu şekilde birleştirmesini yapacağız arkadaşlar şimdi. Bunu biraz önce ördüm. Benim elim çok fark ediyor arkadaşlar. Yani videodan önce bu parçayı ördüm. Videodayken galiba daha sık örüyorum. Bunu biraz daha gevşek örmüşüm. El farkı çok fark ediyor arkadaşlar. Ben de yani sizlerde nasıl bilmiyorum. Şimdi sıra sonunda bitirdik. 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştık. Tam oradan başlayacağız birleştirmeye. Sık iğne ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tam karşıdaki sık iğnemizden bu şekilde geçiyorum. Bu köşelerde biraz daha şekilde arkadaşlar. Çok uzak mesafeye de batmayın. Çok yakına da sürekli batmayın. Şu görünen, şöyle yapayım. Şu sık iğnemizin bittiği şu ara kısım. Bu şekilde batarak devam edeceğiz. Karşılıklı devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu kısımdan el yapımızı dolduralım, kapatmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar, el yapımı doldurdum. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde sık iğne ile birleştirdik kalbimizi. Bu haliyle de bırakabilirsiniz. Şimdi kenarlarını bu şekilde yapacağız.
Nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye doğru sık iğne yapacağız arkadaşlar. Hemen bir arkadaki sık iğneme batıyorum ve sık iğne yapıyoruz. Artık zincir çekmiyoruz. Sadece geriye doğru sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Bütün sık iğnelerimize batarak bu şekilde devam ediyoruz. Bu ters sık iğne olarak da geçiyor arkadaşlar. Ben genellikle böyle oyuncak kız bebeklerin elbisesinin kenarını yaparken kullanıyorum. Çok tatlı duruyor. Ya da botlarının kenarını, ayakkabılarının kenarını. Öyle de size de fikir olması açısından paylaşmak istedim. Şu orta kısmı biraz zorluyor. Alan biraz dar olduğu için. Bakın arkadaşlar bu şekilde kenarı. Evet arkadaşlar, kenarın yapımını bitirdik. Şimdi bunu iğneyle örgümüzün içine alalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısmı arka taraftan üste batarak geçeyim. Tam şunun üstüne battım arkadaşlar ilk başlangıç yerine. Bu şekilde tam olarak yaptığımız yerde belli olmamış oldu. Bu şekilde biraz yürütelim. Şurada bir parçaya düğüm atıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin bir parçasına ve aynı yere tekrar batarak başka yerden çıkıyorum. Bu kadar yeterli. Tığınızla da içine alabilirsiniz örgünüzün. Kalbimiz hazır arkadaşlar. Çok tatlı bir kalp. Şekilde 3 tane farklı renk yaptım. Bir diğer videoda güzel bir duvar süsü yapacağız, dekoratif. Siz de yapmak isterseniz hazırlayın kalplerinizi, beraber yapalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Keyifle örürsünüz. Benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimi açıklama kısmına da bırakıyorum. Direkt geçiş yapabilirsiniz.
Hem birbirimizi tanımış oluruz. Güzel bir etkileşim oluyor arkadaşlar. Hem de benimle paylaştığınız örgülerinizi, ürünlerinizi cumartesi günü sizden gelenler bölümü yapıyorum. Video sonunda. Orada görebilirsiniz. Ana olarak kalsın istedim. Şimdiden benimle paylaşan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz olur ya da videom hakkındaki görüşleriniz olursa yorumlara mutlaka bekliyorum. Keyifli ürün arkadaşlar. Kendinize de çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.